Sene 2010. 1.83 boyundaki Zabit Samedoğlu rakibi 2 metre boyundaki Dimitrov Bezust'tu. Ve bu maç İstanbul'daydı. Benimki Zabit'ti. Bu maçta Gökhan Saki de Zabit'e destek için gelmişti. Ve maç başladı. Dimitrov uzun bacağı ve kollarının avantajıyla başlamıştı. Zabit eğilerek tekme atmış, kombinasyon kurmuştu. Dimitrov tedirgin hareket ediyor, Zabit rahat görünüyordu. Rakibine doğru sokularak yumruk şovu yapıyordu. Bezus uzak mesafeden tekmesiyle yokluyordu. Ansızın bir diz çıkarmıştı. Ancak Zabit'e işlememişti. Zabit saldırıyor, yumruk konuşturuyordu. Zabit kısa olmasına rağmen high kick atıyor, yumruklarla tartıyordu. Bezus ufak tekmelerle oyalanırken Zabit yumruk şovu yapıyordu. Bezus sağlam low kick atmıştı. Zabit altında kalmıyor, yumruklarıyla adeta eziyordu. Zabit rakibiyle oynuyor, yumruktan sıyrılarak sarılıyordu. Ve nihayet ilk round bitmişti. Zabit puan farkıyla önde görünüyordu. İkinci round'dayız. Zabit high kick ile açılış yapmış, Bezus low kick ve kombinasyon çıkarmıştı. Bezus dönerek vurmaya çalışmış, Zabit öyle olmaz, böyle olur demişti. Zabit balyoz yumruklarına devam ediyor, rakibini yokluyor, maçı önde götürüyordu. Zabit Samedov yine yumruk şovu yapmış ve Bezus sarılmıştı. Samedov seri yumruklar çıkarmış, rakibini eğilerek dalga geçmişti. Bezus'un tekmesinden iyi sıyrılmıştı. Zabit biraz daha beklemiş ve sağlam bir yumruk atmıştı. Zabit son hamlesini yapmış ve ikinci roundda sona ermişti. Ve hemen üçüncü roundda geçtik. Zabit push kick de itelemiş, hamle yaparken çakışmışlardı. Zabit gayet dikkatli, Bezus uzun bacaklarının avantajını kullanmaktaydı. Samedov yakın duran rakibine sarılmıştı. Zabit iyi yumruklar atıyor, iyi sıyrılıyordu. Bu arada Serdar diyor müthiş bir matematik zekası. Bezus'tan sert bir low kick gelmişti. Zabit karşılık vermiş, Bezus hamle yapmaya çalışıyordu. Zabit Samedov dikkatli davranıyor, rakibine fırsat vermiyordu. Karşılıklı yumruklar atılıyor, Zabit uçarak vuruyordu. Zabit hücum ederek 2 metrelik devi ezmekteydi. Rakibine kabus oluyordu. Maçta son anlarda son ataklar yaşanmış ve maç sona ermişti. Her şeye rağmen Samedov 2 metrelik rakibine karşı müthiş dövüşmüş ve bu maçını büyük bir puan farkıyla kazanmıştı.